Miami'deki şovun yıldızı, son dünya şampiyonu Max Verstappen oldu. Amerika'daki yeni yarış sportu mücadeleden daha çok şova yönelik etkinliklerle dikkat çekerken Verstappen, Leclerc geride bırakıp bir kez daha şampiyonada arayı kapattı. Miami Grand Prix'sini Mediamarkt ile birlikte sizin için inceliyoruz. 5 senedir konuşulan Miami Grand Prix'si bu hafta sonu sonunda hayata geçti. Organizatörler aslında Amerika kıtasında adeta bir Monaco Grand Prix'si yaratmaya çalıştılar ve bu konuda da işin şov kısmında başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Formula 1 yarışından daha çok gösteriler, sergiler, konser, Formula 1 otomobiliyle demo sürüşü, bunun dışında tadım organizasyonları, ünlüler, bebeğimli röportajlar, motosikletli polisten eskort ettiği bir Grand Prix galibi gibi gibi gibi. Aslında filmlerde gördüğümüz o şovların pek çoğunu hafta sonu boyunca takip ettik. E, Pisli şekli genel olarak belki ikinci sektörün son bölümü pilotların şikayet ettiği yer hariç e, iyi denilebilecek kadar aslında tasarlanmıştı. Ama güvenlik aracı olmasa hani yarış vasat yarışlardan birisi olarak kayda geçecekti ve uzun yıllar boyunca hatta bu senin ortası da bile hatırlayacağımız bir yarış olmayacaktı. Ee, öte yandan bütün bunlara rağmen yine de biz yarışın başında ve sonunda bir Lökler Fersepen, Fersepen Lökler diyorluyosu görmüş olduk. Bu da işin keyifli kısmıydı. Muhtemelen Singapur'da olduğu gibi ikinci sektörün sonundaki o çok yavaş şıkanın önümüzdeki yıllarda kaldırılmasını bekleyebiliriz. Ama Pilotlar asfalttan şikayet etseler de pazar günü aslında o kadar da çok kaygan, o kadar da kötü olmayan bir asfalt üzerinde bir yarışın yapıldığını birlikte gördük. Tabii sıcaklık pilotları çok zorladı, lastik aşınması açısından iki pit stopa gitmedi çoğunluk ama e, yine de hani her şeyin limitte olduğu bir e, pazar günü yarışı izlemiş olduk. Takım takım ilerleyelim. Red Bull Racing haftanın ile haftanın kazananıyla başlayalım. Geçtiğimiz yarış imoldan itibaren Red Bull biraz otomobili hafifletti. 4 kilo kadar hafiflettikleri e, biliniyor. Böylece aslında düzükler çıkıştaki hızlanmalarda Ferrari'den ilk 3 yarış kadar yavaş değillerdi. Zaten düzük sonu hızında Red Bull e, Ferrari'den daha hızlı. Dolayısıyla o dezavantajın bir kısmını biraz daha hafifleyen yani otomobille kapattılar gibi gözüktü Miami Grand Prix'sinde. Pistin şekline göre baktığımızda şaşırtıcı değildi. İlk sektörde Ferrari hızlıydı. Hızlı ve akıcı virajların olduğu bölümde. ikinci ve üçüncü sektör 2,5 kilometre yakın toplanma ve düzlük olan bölümde de Red Bull hızlıydı. Ve tur zamanı yine birbirine çok yakındı. Onda bir saniye içerisinde değiştiğini gördük. Kırmızı ve lacivert otomobillerin tur zamanlarının. Bu da aslında bizim için keyifli bir yarışın belki de göstergesi gibi e, ortaya çıktı. Cuma ve cumartesi gününe e, baktığımızda. Ama özellikle lastik kullanımı devreye girdiği andan itibaren Imola'da olduğu gibi toplamda biraz daha iyi olan otomobilin Red Bull olduğunu söyleyebiliriz Miami Grand Prix'sini incelediğimizde. Verstappen için bir kere sonuç mükemmel. Yine yarış galibiyeti ve en azı turla maksimum puan 26 puan. Imola'da olduğu gibi ki Imola'da Sprint'te de maksimum puanı almıştı. Tabii bütün bunların Cuma günkü sorunlu günden sonra yakalanan başarılar olması belki de Red Bull için işin biraz daha keyifli olmasını sağlıyor. Red Bull'un e, Miami'deki belki de sıcak havayla birlikte e, soğutma paketini, soğutma karakterisini doğru hesaplamamasıyla aslında Cuma günü problemler başladı. Vites kutusu aşırı ısındı. O değiştirilirken hidrolik sorunu ortaya çıktı çünkü doğru kurulum yapılmamıştı. E, Fersepen cadde pistte çok kıymetli olan o sürüş zamanını kaçırdı. ikinci antrenmanda hiç piste çıkamadı. Pilotların normal pistlerden daha fazla sürüş zamanına ihtiyaç oluyor böyle cadde pistlerde. Otomobile ve kendilerine güveni arttırıp gittikçe gittikçe bariyerlere biraz daha yaklaşmak için. Bunu düşündüğümüzde Fersi sonucu gayet iyi. Özellikle de hafta sonu nasıl başladığına e, bakarsak. Sıralama turlarında aslında Q3'te ilk haklarda öndeydi ama e, son turda bir hata yaptı. Belki de işte yeteri kadar pistte çalışma yapamadığı için bu hata e, geldi. Ama günün sonunda 3. sıradan başlayıp 2 Ferrari'yi de mağlup eden bir Fersi e, gördük. Startta ilk virajda dışarıda kalması ki oradaki yol tutuşun çok düşük olması bekleniyordu. Sainz'ın yanında dönebilmesi ilk virajı çok kritikti ve Sainz'ı doğrudan elemiş oldu. Böylece Ferrari'nin iki otomobille beraber e, taktik yapmasını engellediler. Sainz'ın Fersepen önünde bir kalkan olmasını engellediler Lökler için. Ve e, sene başından bu çoğunlukla gördüğümüz gibi Fersepen Lökler'in kafa kafaya diğerlerinden farklı bir tempoda gittiği bir yarış başlamış oldu daha ilk turdan itibaren. Ve aynı Imola'da olduğu gibi, Imola'nın sprintinde olduğu gibi orta hamuru Ferrari Red Bull'dan daha çabuk aşındırdı. Nitekim Lökler ilk 10 turda 1.5 saniye üzerine hiç çıkartamadı farkı. Ve belli bir noktadan sonra Ferrari'nin lastikleri özellikle sağ ön lastiği daha fazla aşınmaya başladı andan itibaren de Fersepen gaza bastı ve Lökleri de belki de çok da beklemediği bir şekilde yine yarış çizgisi dışından daha kirli ve daha kaygan olduğu düşünülen bölümden geçti. Öne geçtikten sonra inisiyatifi eline aldı. Ve e, pit'e kadar kendisini rahatlatacak farkı açtı. Pit'ten sonrasında da zaten cebinde hep 7-8 saniye fark vardı. Ve güvenlik aracı olmasa çok rahat bir galibiyet olacaktı Ferstapen için. Güvenlik aracından sonra tabii hikaye farklı bir noktaya geldi. Orada Ferrari niye pit yapmadığına birazdan geleceğim. Ama Ferstapen'in e, lastiklerin ısıtması Ferrari'den biraz daha uzun sürdü güvenlik aracının ardında e, atılan ilk turlarda. Fakat o ısıyı yakaladıktan sonra lastiklerde Fers seven. bir kez daha araya açtı ve e, aslında 3. başladığı yarışı 2 Ferrari'yi birden mağlup ederek galibiyetle tamamlamış oldu. Dolayısıyla şampiyonada puan farkını 8 puan daha kapattı. Çok karlı bir hafta sonuydu Hollandalı pilot için. Takım arkadaş Perez'in de sorunlu bir cuma günü vardı. Kendi standartlarında olsa da 4. sıradan başladığı yarışta e, aslında sadece %6 saniye daha hızlı olabilseydi sıralama turlarında ikinci sıradan belki yarışa başlayabilirdi. Perez'in tabii Carlos Sainz'i kovalarken yaşadığı sensör sorunuyla iki turda 7 saniye kaybetmesi ki bunun etrafından dolaştılar ama 25-30 beygir kadar düşük güçle yarıştı ee, kalan bölümlerde Perez. Onun için yarışın gibi çatını çok değiştirdi. Güvenlik aracının ardından orta hamur denemesi de belki de bu güç düşüklüğü nedeniyle beklenen sonucu veremedi. Perez'in tek bir deneme yapma şansı oldu. O da çok zorlama bir denemeydi zaten ve sonunda da duramadı ilk virajda. Sainz'ı da bir daha yakalayıp atak yapacak fırsatı bulamadı ve dördüncü başladığı yarışı e, Perez aslında dördüncü bitirmiş oldu. Ama e, toplama baktığımızda Red Bull için e, hani ilk, ikinci çizgiden başlanan bir yarışta zaferle ayrılmak iyi bir sonuç diyebiliriz. Ferrari 3 sene sonra ilk defa ilk çizgiyi kapattı kırmızılar. Herkes çok hevesliydi ama bu ilk çizgi startı zafere dönüşemedi. Ferrari'nin ee, ...özellikle orta hamuru daha çabuk aşındırdığını gördük Red Bull'a oranla. Sert hamura geçtikten sonra e, Sainz sorunlu Perez'e karşı... ...Lökler de e, Ferslepen'e karşı aynı tempoda gidebildi... ...ama yarışın baş kısımlarında aynı tempoyu özellikle Lökler Ferslepen'e karşı tutturamadı. Çak, Lökler yarışın sonundaki röportaj duyduğumuz gibi. Sıralamalarda bir kere 3 bölümü de en hızlı pilot olarak bitirdi ve pole pozisyonunu... E, aldı. Hatta Sainz'in ikinci olması onun için aslında çok iyi gidebilecek bir yarışın başlangıç senaryosu gibiydi. Ama Science Sainz daha startta geride kalınca bir kez daha Lökler'le kafa kafaya kaldı. Ve söylediğimiz gibi Imola'dakine benzer şekilde lastikleri daha çabuk aşırı ısınma noktasına geldi Ferrari'nin Red Bull oranına. Ve bu Charles Leclerc'in Fersepen'den daha düşük tempoda kalmasını ve pis üzerinde biraz sürpriz şekilde de geçilmesine neden oldu. Çünkü atak beklediği bir yer değildi Leclerc'in bu yarıştan sonraki demecini gördüğümüz zaman. Ve ee, muhtemelen çok sert savunma yapmadı Lökler. Bu da soruldu kendisine. Çünkü Fersepe'nin büyük ihtimalle yarış çizgisi dışında yeteri kadar yavaşlayamayacağını belki de hesaplıyordu. Ama Fersepe bir şekilde otomobili durdurmayı ve rakibini geçmeyi başardı. O noktadan sonra pite kadar Lökler zaten galibiyet mücadelesinden düştü. Çünkü Ferrari'nin dediğim gibi temposu lastikten dolayı düşüktü Red Bull'a oranla. Sert lastiği geçtikten sonra benzer tempoyu tutturdu Lökler Fersepen'le. Hatta en hızlı turlar anlamında atıştılar e, çoğunlukla. Ama Fersepen'in de sert seferinde, ser seferinde löklere verecek bir cevap vardı. Ve güvenlik aracı girmeseydi 7-8 saniye civarında. Belki 10 saniye var bir farkla Lökler ikinci sırada yarışı bitirecekti. Güvenlik aracı Ferrari'ye belki de bir şans verdi. Ama Ferrari bu şansı kullanmadı veya kullanamadı. Bunu tabi demeçlerden sonra ne kadar e, yorumlamak lazım. E, onu ona aslında e, bakalım. Sanal güvenlik aracı gerçek güvenlik aracı dönüştüğü anda Fersepen pit girişini neredeyse geçmişti. Ve zaten liderseniz aslında riskli bir şey yapmıyorsunuz. Daha önceki yıllarda bunu defalarca gördük. Riskli deneme yapma fırsatı Ferrari'de vardı. Özellikle de Lökler'de vardı. Çünkü Lökler'in Perez arası neredeyse 30 saniyeydi. Ve e, aslında Lökler'in e, içeri girip taze bir lastikle konvoyda Fersepen'i yakalayıp atak yapma şansı vardı. Ama sorun şu ki ee, yarışın kalan bölümü için Ferrari orta hamuru kullanmak istiyordu. Ellerinde sıfır set orta hamur yoktu. Bir set sert lastik vardı. Bir daha önce kullanılmış yumuşak lastikler vardı. Sert lastiğin ısınmasının çok uzun sürdüğünü gördüler ilk bitten sonra. Ve e, belli bir fiziksel aşınma noktasından sonra sert lastik iyi performans vermeye başladı Miami'de. Bunu da gördükleri için yarışın kalan bölümünde sert lastikten Fersepe'ni mağlup edecek performans çıkmayacağını düşündüler muhtemelen. Yumuşak lastikle zaten aşınmıştı yani en az 3 tur kullanılmış lastikler vardı ellerinde ve onun da birkaç turdan sonra aşırı ısınması ve performans kaybı yaşayacağını düşündükleri için de deneme yapmadılar. Hatta Christian Horner bir salva gönderdi yarıştan sonra ee, Ferrari hani pite, pit'e girseydi belki de 3. olurduk dedi ama Ferrari bu pit'i yapmadı. Carlos Sainz'a da pit'e girmediler ve Perez bu denemeyi yaptı. ...orta hamur ve yeni lastik denemesini. Onu da söylediğim gibi motordaki sorundan dolayı... ...beklenen sonuç Red Bull'a e, gelmemiş oldu. E, aslında Ferrari'nin derdi lastik ısıtamamaktı. Sert lastiğe geçselerdi. Nitekim güvenlik araç çıktıktan sonraki iki turda... ...Rövler çok yakın gitti Felsefe'ne. Bir kez daha Red Bull'dan daha çabuk lastik ısıttı. Özellikle ön lastikleri daha çabuk ısıttılar. Aslında yarışın başında dert olan şey güvenlik aracından sonra Ferrari'nin işine yaradı ama DRS açılana kadar geçen iki turda Verstappen de lastiklerini ideal ısıya kadar çıkarttı ve oradan sonra yavaş yavaş arayı aştı. Dolayısıyla Ferrari'de Leclerc'in bir atak yapma şansı kalmadı. Ve ikinci sırada finish'e ulaştı. Carlos Sainz'a e geldiğimizde Cuma gün kazadan sonra aslında sonucun iyi olduğunu söylememiz lazım. E ee, bölümünde sıralama turlarının son sektörde poli alabilirdi ama son sektörde genel olarak hafta sonu boyunca yavaştı. Sainz ve Leclerc'e e, geçildi. Startta da kaygan bölümde olmasına rağmen Ferseth ben kendisini geçince aslında o noktadan sonra üçüncülükten öteye geçmek çok zordu Carlos Sainz'in yarışına baktığımızda. Perez'in zaman kaybı e, sensörden dolayı yaşadığı zaman kaybının bir kısmını Ferrari geri verdi gentlemen'e bir e, pit stopla. Yavaş bir pitle fark biraz daha kapandı. E, nitekim güvenlik aracından sonra da Perez'den aslında bir saldırı gördü Carlos Sainz ama e, hem Perez çok zorlama bir atak yaptı hem de motorun gücü tam anlamıyla yerine değildi ve bütün bunları birleştirdiğimizde Carlos Sainz üçüncülüğünü bir şekilde korudu. Öndeki ikilinin temposuna uzaktı. Sene baştan bu gördüğümüz gibi ama hani cuma günkü kazadan sonra ki İmola'dan sonra ikinci bir kazaydı bu. Zaman kaybından sonra o güven kaybından sonra üçüncülük ve podyum iyi bir sonuç diyebiliriz İspanyol pilot için. Mercedes ön ve arka kanat güncellemesiyle geldiler. Yunuslamayı çözmek üzere ilk ciddi adımı attılar. Ve Cuma günü Russell'ın en hızlı zamanı yaptığı ikinci antrenmanda da otomobil gayet dengeli ve hızlı gözüktü. Sanki işlerin bir kısmını çözmüş gibi gözüküyor ama cumartesi günü şunu gördük. Pist hızlandı. Asfalt yol tuşu arttı andan itibaren herkes hızlanırken pistin hızlanmasıyla aynı oranda Mercedes hızlanamadı. Çünkü pistin hızlanması, asfaltın kavuşukla kaplanması ve Mercedes'in hızlanması onları tekrar Yunuslama yani zıplama eşiğine doğru taşımış oldu. Nitekim George Russell cuma günü Harika bir ilk sektör çıkartmışken yani otomobilin e, performansına göre, hızına göre. Cumartesi günü bunun e, yanına bile yaklaşamadı. Ve Russell sıralama turunda 12. olabildi. Yarışta e, sert lastikle DRS treninde çok uzun bir süre geçirdi. Pitten sonra öne açıldı ve oradan sonra telsizde güvenlik aracını beklediklerini gördük. Ki çok makul ve çok e, aslında normal bir e, gelişmeydi bu. İstediği güvenlik aracı Avustralya'da olduğu gibi Russell'ın karşısına çıktı. Ve o sayede Hamilton'ın belki 15 saniye gerisinde bitireceği bir yarışı Hamilton'ın önünde bitirme şansını yakaladı. İkilinin çekişmesi güzel ve keyifliydi. Mercedes pilotlarının yarışmasına izin verdi aslında. E, defalarca yer değiştirdiler. Hatta son seferinde Russell Hamilton'ın pis simitlerinin dışından geçtiği için FIA yerini geri vermesini istedi Russell'ın. Russell geriye düştü ve bir daha geçti Hamilton'ı. Ki burada taze lastiklerle güvenlik aracı lastik değiştiren e Russell'ın zaten Hamilton'a karşı büyük avantajı vardı ve o avantajı e, kullanarak eee Russell günün sonunda aslında e, iyi bir yerde noktalamış oldu. Yarışı Bottas'ın hatası da tabii ki ona bir sıra daha kazandırmış oldu. Yani normal bir gidişatta 7. olacakken Russell güvenlik aracı artı Bottas hatasıyla 5. oldu. Hamilton aslında 4 yarışta Russell'ın gerisinde kalıyor sonuçlara baktığınız ama bu hafta sonu daha iyi olan Mercedes pilotuydu. Özellikle Cumartesi günü sıralama turlarında 6. sırayı aldı Russell 2. bölümde eğlenirken. Yarış içerisinde yarışın başında Alonso'ya geçildi sonra bir temasla yaşadı hatırlayacağınız gibi. Ama Gazi ve Alonso gerisine düştüğü iki pilotu da ilk bölümde Hamilton geride bıraktı ve 6. sıraya oturdu bütün normal yarış gidişi altında Bottas'ı geçecek kadar hızlı değildi Mercedes ve Hamilton. Ve normalde bir altıncılık bekliyordu onu ama güvenlik aracının ardında lastik değiştirmedi ki o kararı tabii takımın Hamilton'a bırakması da komikti gerçekten. Çünkü normal şartlarda bu kararları pilotların alması genelde daha fazla hataya mal oluyor. Eldeki bütün veriler diğerlerin nerede olduğunu bilen, lastik aşınmalarını bilen e, takımın pit duvarının böyle bir karar vermesi çok daha doğru. E, sonunda hani Hamilton'ı pit almadılar ama zaten... Ee, hani diğer geçildiği pilotunda Russell oldu düşünülürse de Mercedes'in e, bu kararı puantaj anlamında belki de e, çok fazla zarar getirmedi takıma ama Hamilton tabii ki bir sıra kaybetmiş oldu. Günün sonunda Bottas'ın dışarıya uçmasıyla e, iki Mercedes kapışırken dikkati dağılmış Valtteri Bottas'ın ee, yine de bir azıncılık gelmiş oldu. Yani aslında e, Hamilton toplamda başladığı yerde bitirmiş oldu. E, ama hani e, sonuca aldanmamak lazım. E, cumartesi ve pazarın toplamına baktığımızda Hamilton normalde Russell'ın önünde bitirebilecekti bu yarışı. Alfa Romeo'ya geçelim. Alfa Romeo sezonun sürpriz. Özellikle Valtteri Bottas'la birlikte e, müthiş bir sıralama turu geldi Bottas'tan ve 3 sene sonra ilk defa bir 5. sıra gördü Alfa Romeo. E, nitekim e, ee, Bottas'ın tabii devamlı Mercedes'lerle yarışıyor ve onları geçiyor olması bence büyük bir keyif var ya Bottas'ı. Kendisi de bundan e, bahsetti. Yarıştaki beşincilik tehdit altında değildi. Güvenlik aracı gelene kadar. Arkada Hamilton'ı kontrol ediyordu. Stratejik olarak risk alacak bir e, gereklilik yoktu Alfa Romeo adına. Ve Bottas belki de yarıştaki tek hatasını yapmasa bütün olan bitenin yine de geri kalanların en iyisi olacaktı. Beşinci olacaktı ama aynalarındaki Mercedes pilotlarının savaşının dikkatini dağıttığını söyledi fin sürücü ve çok ufak bir hata yaptı. Belki 1-2 metre sadece geç fren yaptı. 17. virajda ama o da iki Mercedes birden geçilmesine neden oldu ve Bottas 7. sırada bitirdi. Toplamda Alfa Romeo ve Bottas'ın 7. de yine iyi sonuç. Ama bu haftaki otomobil hızı Bottas'ın son turlara kadar götürdüğü yarışın ederine göre biraz geride kalmış oldu. Bottas. Guayncio şanssızdı. Çaylak e, takım arkadaşı Bottas'ın. Sıralama turlarında kötüydü. E, i̇lk bölümde e, aslında eğlendi. Son turunda çok fena bir neredeyse iş çıkışı trafiğine yakalandı son düzlükte. Ama tabii o da takımın getirdiği zamanlamanın belki de bir e, sonucuydu. Yarışta da 14. sırada gidiyordu ama su pompası arızalınca e, daha baştan zaten e, yarışa veda etmiş oldu Alpin, bir kez daha Alonso için neler olabildi dediğimiz bir yarış. Bir kez daha Oko'nun aslında çok da ortada gözükmeden iyi bir sonuç çıkarttığı bir yarış. Alonso, Sainz'in belki de yarattığı trafikten dolayı son bölüme kalamadı sıralama turlarında. Ee, piste yapılan ge gösteri geçişlerinde aslında asfaltın yol tutuşunu özellikle dış bölümde iyi olduğunu fark ediyor. O her zamanki tilki bakış açısıyla belki de Alonso. Ve bu sayede starttan sonra sıra kazanmayı başardı. Hamilton'la yaşadığı temasa rağmen. Sonra Hamilton'a geçirildi Fernando Alonso. Ee, ama yarış içerisinde Alonso'nun nadiren yaptığı sürüş hatalarını gördük. Gazi ile temasından dolayı bir 5 saniye ceza aldı. Yani puan alacak bir yerde bitirecekti yarışı normalde. Sonra da yine e, pis pist limitlerini aşıp avantaj kazandığı için bir 5 saniye daha ceza aldı. Ve toplamda aldı 10 saniye cezayla da puan barajının dışında kaldı. Alonso bütün bu çabasının ardından 5 yarıştan sonra sadece 2 puan almış vaziyette. Dolayısıyla onun için unutulması gereken hafta sonlarından birisi oldu ki Alex Albon'dan daha az puanı var Alonso'nun Williams'ta. Ocon cumartesi 51 G'lik büyük bir kaza yaptı. Aslında kazanın süratı düşüktü ama doğrudan betona çarpması aynı Sainz'ın cuma günü yaptığı gibi Ocon'u gerçekten sarstı. Hatta FIA'yı da eleştirdi iki pilotta bildiğiniz gibi ve sıralama turlarına katılamadı. Dolayısıyla çok uzun bir bölümle bir güvenlik aracı umudu vardı tıpkı George Russell gibi. Onu da duaları kabul oldu belki de ve güvenlik aracı e, o konuda yüzüne e, gülmüş oldu. Oraya kadar dikkat çekmeye hatasız bir yarışla geldi o kon. Ve her şey normal gitse 10. sıradan yine bir puan çıkartacaktı. Yumuşak lastiği taktı. E, bu arada Schumacher'i geçmeye çalışırken güvenlik aracıdan sonra e, Sebastian Vettel'e geçildi ama bu iki pilotun çarpışması sonra Alonso'nun cezaları bir anda 20. başlayıp 8. bitirmek gibi şahane bir sonuca dönüştü. O konu için Miami Grand Prix'si. Dolayısıyla e, hafta sonu kötü başlayıp iyi bitmiş oldu o konu için e, Alp'in cephesinden baktığımızda. Williamsa bir kez daha Albon'la Latifi arasında gece ve gündüz kadar fark vardı. Albon saçını bir kez daha boyattığı için çok şanslı olduğunu söyledi yarıştan sonra. Ve e, istediği selama turları gelmese bile Albon'un yarışa e, orta hamurla başlayıp ilk bölümde olaylara karışmadan aslında Konvoyun içerisinde ilerledi. Russell'ı geçti ama pit'te geçildi e, yarış içerisinde. Sert lastiklerle temposu iyiydi. Ve e, güvenlik aracı periyodu bittiğinde 11. sıradaydı. Yani a, öndekilerden bir sorun çıktığı anda puan alabilecek yere kadar taşımıştı kendisini. Nitekim hem feta Şumayer e, teması hem de Alonso'nun cezalarıyla Albon e, yine Williamson beklemediği kadar iyi bir yerde 9. sırada finişe gelmiş oldu. Latifiye bakalım. Aslında Albona bir saniyeden daha az e, bir farkla yaklaştı. İlk defa bu kadar yakındı Albona karşı sıralama turlarında. Yarışadı sert lastikle uzun bir bölüm ve bekleme dönemi vardı karşısında ama e, benzin tasarrufu yapması gerektiğini öğrendik yarıştan sonra Latifi'nin e, aslında klasik şekilde sonuncu olacak ama öndeklerin sorunlarıyla sonuncu olmadan yarışı yine bir etki yaratamadan bitirmiş oldu Kanadalı pilot. Alfa Tauri sıralama turları çok iyi yarış çok kötüydü. Imola'da tam tersi olmuştu. Sıralamada çuvallamışlardı ama Sunoda'nın iyi performansıyla puanlar gelmişti. Burada olmadı. Tam tersi karşımıza çıktı. Gazi sezon en iyi sıralama sonucunu alarak aslında e, yarışa başladı ve başlarda altın sıraya kadar da çıktı ilk turlara baktığımızda. Ama e, Pitegirme Oko'nun peşine takılıp yarışın ilerleyen bölümlerinde çok zaman kaybetti. Güvenlik aracı e, periyodu onun da gerçekten işini bozdu. Normalde Russell'ın ardında yarışı bitirebilirdi. Ve bir sekizincilik masadaydı aslında e, Gazi için. Ama Alonso'nun teması ve sonrasındaki aldığı hasar ve Norris'te teması devamında Gazi'nin tabii şansını öldürmüş oldu. Yani puanla bitebilecek bir hafta sonunda e, yarış ışık alarak noktalandı Gazi adına. Suno da, İmoa da çok iyiydi. Burada hiç ortada gözükmedi. Q3'e kalamadı. Yarışa temposu bir fark yaratacak kadar iyi değildi. Gazi'den de oldukça kötüydü. Lastik aşınması daha fazla e, yaşandı. Sunoda e, cephesinde. Güvenlik aracı periyodun sonunda yumuşak lastik taktı ve bir saldırı gelir mi diye bekledim. Belki hepiniz beklediniz ama o da olmadı ve kötü bir hafta sonu bitti. Japon pilot adına. McLaren kabus gibi bir hafta sonu gerçekten de McLaren Mercedes için. Norris e, Q3'te e, yeni lastik takmasına rağmen son turunda genişemedi. Sıralama turlarında daha yukarıda bir yer görebilirdi Norris. Hatta bir önceki bölümden de daha kötü bir tur attı ve 8. başladıktan sonra Aston Martin ve Haas treninin gerisine düştü pitin ardından. Ee, ve belki yine birkaç puan çıkartabilirdi yarıştan. 9 10. olabilirdi ama o da Gazi'nin kurbanı oldu. Neyse ki kendisi de bir sağlık sorunu olmaması işin sevinci tarafı. Ricardo onun hapsonu Norris'ten de kötüydü. Üst üste 9. kez Norris'e geçildi sıralama turlarında. Yarışta Schumacher'e Magdusen'i geçti ama sonra Suno'da ve Russell'a geçildi ilerleyen bölümlerde. Pit'e girmeden bir ara 8. sıraya kadar çıktı. Pit'ten sonra iyi onun dışına düştü ve Albon'un markasında takılıp kaldı. Ee, ve aslında 5 tane ceza aldı sonlarda. O olmasa belki yine ucundan o anki klasmanlarda bir puan geliyordu Ricardo'ya ama o da e, gelmedi. Aslında Ricardo için gerçekten Monza'daki zafer ağaç geçen seneden bu yana düşüş eğrisi devam ediyor McLaren kariyerinde ve genel olarak Formula 1 kariyerinde ve bir kez daha bir etki yaratamadığı bir hafta sonu tamamlamış oldu tecrübeli Avustralyalı pilot. Haas Ferrari kendi evinde neler yapabilirdi? İki otomobilde belki puan bile alabilirdi ama onlar için de sonuç gerçekten beklemedikleri kadar kötü oldu. Ki sıralama turlarında aslında ee yavaş kaldılar. Magnussen'in telsizi bozulmuş sıralama turlarında. Dolayısıyla içeri girip lastik takma seçeneği yerine uzun bir Arka arkaya tur attığı bir bölüm denedi e, Q1'de ve e, Q1'de elendi. E, Schumacher'le takım içi e, talimatla yer değiştirdi yarış içerisinde. E, Ricardo ve Sunoda ile başlarda kapıştı onları geride bıraktı. Temposu da puan alacak kadar iyiydi aslında Magnussen'in. En azından bir onunculuğun belki peşinde koşabilirdi. E, lastik değiştikten sonra 13. sıraya kadar düştü Stroll'le kapışırken yaşadığı temasla. Ee, ön kanat hasarı. devamlı 5 tane ceza geldi ve Magnussen için de hafta sonu bütün bu çabanın ardından ödülsüz kaldı. Ama tabi Haas deyince bu hafta sonu belki de Schumacher'i konuşmak lazım. Schumacher Magnussen'i geride bıraktı. Sıralama turlarında takım arkadaşının yaşadığı sorunu da hesaba katmak lazım. Ee, bütün yarışın gidişatında Ricardo ve Sonoda ile kapışıp onları geride bıraktı pis üzerinde ve güvenlik aracından sonra 10. sıradaydı. Fetel'e bir atak yaptı 9. sıra için. Kariyerini ilk puanları geliyor. Dedim. <laughs> Ve sonrasında Schumacher e, fetelle ki akıl hocası gerçekten abi kardeş gibiler. E, fetelle yaşadığı temasının ardından e, çok büyük bir hırklığıyla aslında bütün şansını kaybetmiş oldu e, Alman pilot. Burada kabahatli ben değilim bu arada. Otosport elinde yazılı kanıt var. Buraya gireriz mutlaka montajda. Otosport şuna e, ilk puanlarına giriyor diye bir paylaşım yaptıktan sonra Schumacher'in e, kaza yaptı. Yani bu sefer benim kabahatim değil diye kaçmaya çalışıyorum olaydan. Ama gerçekten çok yazık oldu. Yani Fetel Schumacher teması Fetel'in pitten başladığı yarışta puan almasını engellerken Schumacher'in de kariyerindeki belki de ilk puan almasına engel oldu. Yani sonlara doğru mücadelede belki yine yine geriye düşebilirdi ama tabii ki e, buraya kadar götürdüğü bir yarışta kendi atak denemesinin ardından Schumacher'in kaza yapması hakikaten yazık oldu onlar adına. Aston Martin iki otomobille birden pitten başlayıp puan alabilirdi. Onlar da yine ne olabilir diye düşünen takımlardan bir tanesi muhtemelen. Ama sadece Stroll'ün tek puan cezalardan sonra onlara gelmiş oldu. 2021 Türkiye Grand Prix'sinden boyunca en iyi grid pozisyonu geldi Lance Stroll için. Ee, ama Q3'teki turu q daha yavaştı. Ee, kendi yaptığı hatalarla ve... Aston Martin e, benzin sıcaklığının istenenden daha düşük olmasından dolayı ki o şekilde başlar yarıştan atılma ihtimalleri vardı. Pitten başladı e, yarışa. Sert lastikle uzun bir bölüm. iyi bir tempoda tutturdu aslında Lance Stroll. Magnussen'le e, kapışırken 15. sıraya kadar düştü. Güvenlik aracı çıktığında 12. idi e, Aston Martin pilotu. 15'e düştü. Bir daha 12'ye kadar tırmandı. Son turada yine tabii öndekilerin olaylarından da faydalandı. Ve cezalarla beraber bir şekilde oyunculuğa çıkmış oldu. Nereden bakarsanız bakın pitten başlayıp Aston Martin gibi bir otomobille puan almak iyi bir sonuç. Sebastian Vettel yarışın en heyecan verici isimlerinden bir tanesiydi. O da sıralama turlarında Q2'de havlu attı ama yarışta son zamanlarda gördüğümüz en formda en agresif Vettel'i gördük. Hamleleri çok keskindi. Ee, hani geçiş yapma konusunda biraz gözüpek davrandığı anları gördük. Ve o da güvenlik aracı öncesi uzun bölümden fayda sağlayan isimlerden bir tanesiydi. E, ee, Stroll ve Magnussen'le mücadelesi keyifliydi. Albon'un kendisi e, geçti. E, ee, Stroll ve Magnussen'i e onlar kapışırken geçmiş oldu. Ve e, o ile Oko'nun kapışmasından da bir fırsatçı atak çıkarttı. Ve 9. sıraya kadar çıktı. E, ama ee, belki de çok iyi arkadaşı diyebileceğimiz Schumacher'in e, kurbanı oldu. İkisi de birbirini suçlamadı aslında yarıştan sonra. Nitekim komiserler de ceza vermedi ama ikisine de gerçekten yazık oldu. Aston Martin adına da ee, bir şekilde puanla bitti yarışı ama daha iyi bir sonuç gelebilirdi tabii ki. Meden Aklaslı'nın kazananlarının başına İmol'da olduğu gibi Fersi Tepen'i yazmak lazım. Sonuca bakarsak sorunlu başlayan Cuma günü. Sırada motorunda üçüncülük ve yarış galibiyeti artı en hızlı tur puanı. Gerçekten harika bir sonuç. Fersi Tepen adına 8 puan daha kapatmış oldu. Russell 12. başladı yarışı ee, Hamilton'un önünde bitirdi. 5. sırada bu da sonuçta gayet iyi bir e, asla puan almasını e, sağladı. Evet şansı yardım etti ama o şansı yakalayacak kadar uzun sürede iyi bir stratejide piste kaldı Russell. Keza Ocon da öyle. Bütün anlattıklarımızla beraber haftanın kazanç çıkan isimlerinden birisiydi. E, ama bence Alex Albon 52 e, otomobilde yine çok iyi bir iş yaparak kazananlar arasında önlerde yer aldı. Kaybedenler kulübünün başında Mick Schumacher'i e, yazıyoruz. E, gerçekten hani çok fazla olaya karışıyor Schumacher. Tam böyle şeytanın bacağını kıracak derken bir şeyler daha ters gidiyor. Çoğunlukla da kendi hatasıyla ters gidiyor. Ee, onun e, bu performansının gerçekten ödülü bir puan olmalıydı. kariyerin ilk puanı olmalıydı. Ama benim kabahatim olmayan bir kazayla beraber Schumacher e, puan alamadı. Aston Martin söylediğimiz gibi e, bir şekilde otomobil kötüyken başlarına bir şey gelmiyor yavaşken. Otomobil biraz daha puan alacak kadar hızlı gibi gözüktüğünde de başlarına... Kişmiş tavuğun başına gelen her şey geliyor. Öyle bir hafta sonu oldu Aston Martin için. Ve McLaren e, hem tempo olarak hem stratejik seçimler olarak e, beklenen çok uzağındaydı bu hafta sonuna baktığımızda. İstatistiklere bakalım Aiden Mark'la. Önemli notlar neydi? Verstappen Amerika'da üst üste ikinci kez yarış kazandı. Geçen sene Austin, Texas'ta da kazanmıştı. Lando Norris 15 yaşı üst üste finish görüyordu. Ama e, biraz gazinin kurbanı da olsa e, bu seriye... Son vermek zorunda kaldı İngiliz pilot. Ferrari 5 yarışta 3. kez 2 otomobille birden podyumu gördü. Hala şampiyonun zirvesinde Lokler ve Ferrari var ki 2020 ve 2021'de 2 otomobille podyum yoktu kırmızılarda. Ve George Russell da 5. olarak e, sezonun başından bana bütün yarışlarda ilk 5'te yer alan tek isim olma serisini sürdürdü. Hasan'ın telsiz konuşmasında Hamilton'ın güvenlik aracı ardındaki tartışmasından belki bahsedebiliriz. Bono'yla hani sen mi karar vereceksin ben mi karar vereceğim diye bir konuşma yaptılar neredeyse. Hamilton pite girip girmeme konusunda görüş sorulduğunda ya bunu bana sizin söylemeniz lazım dedi. Ee, hani ve aslında orada da haklıydı. Ama bu konuşmanın tabii ki Mercedes gibi son 8 yılın şampiyon olan takımı tarafından yapılması da hakikaten ilginç noktalardan bir tanesiydi. Nitekim Russell'a kaybedeceğini bile bile pite girmedi e, Hamilton. Haftanın demecinde de aslında Christian Horn'a bir salva gönderdi Ferrari'ye. Ee, hani pite girseler bir üçüncü olurdu dedi ama o belki de biraz daha psikolojik hamle yapmak üzere söylenen e, sözlerden bir tanesiydi. Ben Alonso'nun bir demecini yakaladım. Yani 20-30 puan alabilecekken 2 puanla geldi Amerika'ya. 2 puanla ayrıldı. Çok şanssız olduğunu söyledi Alonso ama motivasyonu nasıl koruyorsun diye bir soru yöneltti Alonso. Hala diğerlerinden daha iyi olduğumu biliyorum dedi. İddialı bir cevap verdi. Bunu hissettiğim için motivasyonumu koruyorum. Birisi sırf beni becerisiyle yendiğinde, sıralama turlarında devamlı takım arkadaşımın gerisinde kaldığımda, garajın diğer tarafı arada bir saniye fark olduğunda, startlarda iyi bir performans gösteremediğimde, spora veda etmeye hazırlanabilirim. Ama şu anda o noktadan çok uzaktayım ve ben bunların tam tersi gayet iyi oldum düşünüyorum. Ve de Alonso'nun iddialı bir demek geldi ben de bunu haftanın demeci olarak aslında sizle paylaşmak istedim. Medya desteğiyle Miami Grand Prix'sine birlikte bakmış olduk. Aslında yarış sportif mücadeleden çok kilokler felsefen çekişmesi vardı yarışın başında ve sonunda. Belki de şovlarıyla e, akıllarda kaldı. Suni marinası, suni plajı, konseri, yarışın sonundaki bol bebe yimini, röportajları... Polis eskortuyla poduma girilen bir şov vesaire. Ki yayında iyi değildi hakikaten. Ee, uluslararası yayında da kaçan çok şey oldu. Hepsini topladığınızda böyle hatırlanacak bir yarış olmadı Miami Grand Prix'si. Ama yine de Formula 1'in ikinci yarışı Miami'de oturtması ee, aslında sporun gidebileceği yerle ilgili, pazarlama anlamında çıkabileceği potansiyelle ilgili önemli bir gösterge oldu. Miami'den sonra tekrar İspanya'da Formula 1 Avrupa'ya dönecek. İki hafta sonra biz de Mediamarkt ekranlarında sizlerle buluşup yarışı konuşacağız. Dolayısıyla tekrar görüşene kadar Barcelona'nın ardından hoşçakalın, mutlu kalın ve Sokrates'ten ayrılmayın.